Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabb şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Namı diğerli 10. sözden. 10. sözünde 4. hakikatine geldik. Hatta 4. hakikatinde yarısından fazlasını belki yarısını demek lazım. Bitirdik, üzerine konuştuk elimizden geldiğince. Hemen yine en başa hızlıca dönüyorum. Daha fazla metin okuyabilmek için, mesafe alabilmek için ayet-i kerimeleri hızlıca size hatırlatıyorum. 10. söz 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim ki bu her ayetin başındaki ayet, her ayetin okunmasını sağlayan ayet, her ayetin yine vardığı ayet. Yani biz diğer ayetleri niçin okuyoruz? Yine Rahman ve Rahim olan Allah'ımıza ulaşmak için okuyoruz. Onun marifetine erişmek için okuyoruz. Bu anlamda Bismillahirrahmanirrahim hem ayetlerin başlangıcı hem de vardığı yer. Bismillahirrahmanirrahim'in derin izahlarını ise 14. Leman 2. makamı derslerine havale ediyoruz. Onları işlemiştik. Hatırlayanlar vardır eğer takip ediyorlarsa bu dersleri. Yoksa zaten o metinlere aşina olanlar biliyorlar. Bilmeyenleri de derslerimize havale edelim. İkinci ayet-i kerimemiz Estağfirullah Rum suresinin 50. ayeti. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe inne zalike le muhyil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Rum suresinin 50. ayeti demiştik. Kısa bir meali şöyle. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayet-i kerimemiz daha meal düzeyinde onunla muhatap olduğumuzda bile bizi uyandırıyor ki Cenab-ı Hakk'ın haşir kanunu diye bir kanun var. Bu kanunun sadece ahirette tecellisi yok ya, bu dünyada da tecellisi var. Bu dünyadaki tecellilerine bakarak kolaylıkla ahiretteki büyük tecellisine iman edebiliriz. Kendi türümüz adına büyük tecellisine iman edebiliriz. Çünkü baharda olanlar zaten haşirde olacakların olabileceğini gayet kolay bir şekilde gösteriyor. Baharı gerektiren rahmet haşri de gerektiriyor. Bahara imkan veren kudret haşre de hayli hayli imkan veriyor. Bu ayet-i kerime bize bu perspektiften baharı okumayı, kainatı okumayı öğretiyor. Bediüzzaman Hazretleri de bu ayetin izlerini öperek, tefekkür ederek kainat yolculuğu yapıyor bu eser boyunca. Bize haşrın gayet makul, gayet gerekli, ya zaten mantığın da gerektirdiği bir şey olduğunu gösteriyor. İşte o tefekkürleri suretler üzerinden yaptık, işaretler üzerinden yaptık, şimdi hakikatler üzerinden yapıyoruz. Hakikatlerde de dördüncü hakikatin içindeyiz, ortasındayız neredeyse. Ama önce hep yaptığımız gibi dördüncü hakikati baştan sona bir okuyalım. Ondan sonra kaldığımız kısımdan tefekkür etmeye çalışalım. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Dördüncü hakikat. Bab-ı cud ve cemaldir. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. Ne demekti bu cümle? Bu hakikatte gözlüğümüz ayet-i kerimedeki rahmet ve kudret yerine ne olacak? Cömertlik ve cemal, cud ve cemal, güzellik ve cömertlik diyelim biz buna. Cud cömertlik demek, cemal de güzellik demek. O zaman Rahman ve Kadir isimlerinin yerine ne gelmiş oluyor? Onu da devamı söylüyor. İsmi cevat ve cemilin cilvesidir. İsmi Cevat yine Allah'ın isimlerinden cömertliğini anlatıyor ve Cemil yine Allah'ın isimlerinden mübarek Esma-ül Hüsna'sından onun güzelliğini anlatıyor. Cilvesidir diyor. Yani kainattaki okumalarımız. Cilve bir şeyin eserinin görülmesi gibi.
Nasıl anlatayım? Mesela ya falanca cilve yaptı diyoruz. Ne demek bu? Yani sendeki muhabbet onda yansıdı. O da o muhabbetin bir şeyini gösterdi. Yani sendeki muhabbetin ondaki etkisini gösterir bir şey yaptı. Çocuk mesela cilve yaptı. Çocuk ne oldu? Babasının sevgisinden, annesinin sevgisinden biraz böyle şımardı veya işte bir hoşluk yaptı, gülümsedi, dans etti falan annesine, babasına veya başka bir yakınına. Onların sevgisinin kendisinde yaptığı yansımanın bir tezahürünü gösterdi. Yani ben biliyorum annem ve babam beni seviyor, bundan da mutluyum. İşte bunu da bu hareketimle, bu yansımayla gösterdim gibisinden düşünürseniz cilvenin manasını anlarsınız. Cilve böyle bir şeye karşılık geliyor. Bakalım burada ne mana verilmiş? Yansıma görüntü denmiş. Evet, bizim verdiğimiz de mana buna yakın. Devam ediyoruz metnimize. Hiç mümkün müdür ki nihayetsiz cud ve sehavet, tükenmez servet, bitmez hazineler, misilsiz sermedi cemal, kusursuz ebedi kemal, bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, söyleyemedim. Bir dar-ı saadet ve mahalli ziyafet içinde daimi bulunacak olan muhtaç şakirleri, müştak aynedarları, mütehayyir seyircileri istemesinler. Evet, dünya yüzünü bu kadar müzeyyen masnuatıyla süslendirmek, ay ile güneşi lamba yapmak, yeryüzünü bir sofrayı nimet ederek mat'umatın en güzel çeşitleriyle doldurmak, meyveli ağaçları birer kap yapmak, her mevsimde birçok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cud ve sehaveti gösterir. Böyle nihayetsiz bir cud ve sehavet, öyle tükenmez hazineler ve rahmet, hem daimi hem arzu edilen her şey içinde bulunur bir dar ziyafet ve mahalli saadet ister. Hem kat'i ister ki, o ziyafetten telezzüz edenler o mahalli saadette devam etsinler, ebedi kalsınlar. Ta zeval ve firakla elem çekmesinler. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi zevali lezzet dahi elemdir. Öyle sehavet elem çektirmek istemez. Demek ebedi bir cenneti hem içinde ebedi muhtaçları ister. Çünkü nihayetsiz cud ve seha, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise nihayetsiz minnettarlık, nimetlenmek ister. Bu ise ihsana mazhar olan şahsın devamı vücudunu ister. Çok mantıklı. İhsan etmek istiyorsanız İhsan edeceklerinizin de var olması lazım. Yoksa nasıl ihsan edeceksiniz? Geçici olan gider, o zaman sizdeki ihsan yine yarım kalır. Ta daimi tenaumla o daimi inama karşı şükür ve minnettarlığını göstersin. Yoksa zeval ile acılaşan cüz'i bir telezzüz, kısacık bir zamanda öyle bir cud-u sehanın muktezasıyla kabili tevfik değildir. Hem dahi meşheri sanat-ı ilahiye olan aktar-ı alem sergilerine bak. Yeryüzündeki nebatat ve hayvanatın ellerinde olan ilanat-ı Rabbaniye'ye dikkat et. Mehasin-i rububiyetin dellalları olan enbiya ve evliyaya kulak ver. Nasıl müttefikan Sani-i Zülcelal'in kusursuz kemalatını harika sanatlarının teşhiriyle gösteriyorlar, beyan ediyorlar, enzarı dikkati celbediyorlar. Burada bir haşiye var, yani bir açıklama notu, bir dipnot. Bakalım. Haşiye 1. Evet, kemik gibi bir kuru ağacın ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet münakkaş, müzeyyen bir çiçek ve gayet musanna ve murassa bir meyve, elbette gayet sanatperver, mucizekar ve hikmettar bir saniin mehasini sanatını zişura okutturan bir ilannamedir. İşte nebatata, hayvanatı dahi kıyas et. Notumuz bitti. Metne geri dönüyoruz.
Demek bu alemin saniyinin pek mühim ve hayret verici ve gizli kemalatı vardır. Bu harika sanatlarla onları göstermek ister. Çünkü gizli, kusursuz kemalat ise takdir edici, istihsan edici, maşallah diyerek müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Daimi kemalat ise daimi tezahür ister. O ise takdir ve istihsan edicilerin devamı vücudunu ister. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükût eder. Bekası olmayan istihsan edicinin nazarında kemalatın kıymeti sükût eder. Burada da bir açıklama notumuz var, bir haşiyemiz var, bir dipnotumuz var. Yani bu cümleyi biraz açan bir şey. Evet, durub-ı emsaldendir ki bir dünya güzeli bir zaman kendine meftun olmuş adi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için tüh ne kadar çirkindir der, o güzelin güzelliğini nefyeder. Hem bir vakit bir ayı gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için kendi lisanıyla ekşidir der, gümler gider. Metnimize geri dönüyoruz. Hem dahi kainatın yüzünde serinmiş olan gayetle, evet, değil mi? Doğru, evet. Hem dahi kainatın yüzünde serinmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir. Ve nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. O münezzeh hüsn, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğuna işaret eder. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini bir mir'atta görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını zişûr ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi, başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki veçh ile kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, mütehayyir istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi, sermedi olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal ise zail bir müştaka razı olamaz. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbete adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişmediği şeye de zıttır. Halbuki, nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Madem o nihayetsiz sehavet, cud, o misilsiz cemal, hüsn, o kusursuz kemalat, ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler, halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O sehavetin ihsanını ancak az bir parça tadar. İştihası açılır fakat yemez gider. O cemal ve kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor. Demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor. Elhasıl
Nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani-i Zülcelal'in de sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Evet arkadaşlar, böylece dördüncü hakikati düz okumasını yapmış olduk. Şimdi okumadığımız yerden tefekküre başlayalım. 108. sayfadayız söz başıma göre. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, ışık güneşi bildirdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir ve nazirsiz hafi bir hüsnün letaifini işar ediyor. Bu benim kendi dünyamda bakışımı çok zenginleştiren bir şey. Üstad Hazretlerinin Zühre Katre Reşha bahsinde de dikkatimizi çektiği, özellikle orada vurguladığı bir şey. Ama metnin genelinde de zaten, yani Risale-i Nur külliyatının genelinde de zaten buna dair beyanları, izahları görüyorsunuz. Özeti şu, ışığın yansıması sadece ışığını yansıtarak olmaz. Bakınız, ilginç bir şey bu. Ya da şöyle söyleyelim, bir şeyin yansıması sadece ışıkla ilgili değildir. Işık yansımanın sadece bir şeklidir. Görüntü yansıması yansımanın sadece bir şeklidir. Onun dışında çok yansımalar var ki bir tanesini işte dersin başında cilve kelimesini izah ederken anlamaya çalıştık. Aslında her etkinin tepkisi onun yansımasıdır, değil mi? Mesela bir şeyi ittik, o şey bize karşı direndi. Gitmek istemedi, sürtündü. Bu bir yansımadır. Birisine kem bir söz söyledik, o da bize karşılık verdi. Bu bir yansımadır. Veya birisine bir hoşluk ettik, o da bir hoşlukla karşılık verdi. Bu bir yansımadır. Bunların hepsi birer yansımadır. Bunun gibi de kainatta gördüğümüz, teşhis edebildiğimiz, bir ne diyelim, isim koyabildiğimiz her şey aslında bir yansımadır. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın meleklere rüşhaniyeti, üstünlüğü davasında ispat-ı vücud ettiği, kemalini gösterdiği o talim-i esma meselesi Kur'an'da geçer. Biliyorsunuz o meşhur kıssada. Şimdi orada gösterdiği şu biraz da belki. Cenab-ı Hakk'ın isimleri sayısınca ve isimlerle yansıması var. Biz mesela bir kavram oluşturuyoruz değil mi? Güzellik diyoruz. Bir kavram bu. Cismi yok ama tezahürleri var. Kainatta yansımalarını görüyoruz. Bak bu da güzel diyoruz, bu da güzel diyoruz, şu da güzel diyoruz. Yani her şeye isim olabilen bir kavram bu. Fakat diğer taraftan bu da bir yansıma. Yani bizim isim verdiğimiz şey bir yerden geliyor oraya. Onun aslı değil ki mesela. Aslı olsa hep kalır. Bir çiçeğin güzelliği, çiçeğin güzelliği kendisinden olsa, kendi zatının malı olsa, kendi yaratıyor olsa, bir şey yarattığında acize düşmez arkadaşlar. Bir şey yaratıyorsa, yani kendi zatının özelliği ise diyelim, onda acize düşmez. Ama biz görüyoruz ki mahlukat üzerlerinde gözüken çoğu şeyde acize düşüyorlar. Yani şöyle bir temsille kafanızı yaklaştırmaya çalışayım bunu. Bir ayna var. Bir aynada yansıyan bir güzel var, bir de güzelin kendisi var. Şimdi ayna o güzelliği yansıtmada çok sık acize düşer. O güzel karşısında değilken acize düşer mesela. Veya kirliyken acize düşer mesela. Veya açısı başkayken o güzeli gösteremeyecek bir açıya yerleştirilse acize düşer. O güzelin güzelliğini yansıtmada acize düşer. Niye? Çünkü kendi değil onu yaratan. Kendisinde değil o özellik. Onda yansıyor. O onun taşıyıcısı sadece. O yüzden çok sık acize düşüyor. Bize çok sık acize düşmesiyle kendisinin yansıtıcı olduğunu gösteriyor. Biz bir şeyin yansıtıcı olduğunu onun yansıttığında acize düşmesinden anlıyoruz. Yoksunluğa düşmesinden anlıyoruz. Yokluğa düşmesinden anlıyoruz. Bir öyle bir böyle olmasından, hep yapamamasından anlıyoruz yani. Diyoruz ki bu bunun yansıtıcısı demek. Bu bunun özelliği değil. Söz gelimi ay, güneş. Ne diyoruz? Ay güneşin ışığını yansıtıyor. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü her zaman yansıtamıyor. Aynı ölçüde yansıtamıyor.
güneşten geldiği için, kendisinde yanmadığı için güneşin önüne geçtiği zaman karartıyor mesela. Tutulma oluyor değil mi? Niye? Karanlık yüzü bize bakıyor ayın. Arkası güneşe bakıyor. Güneşin ışığını üzerine alıyor. Gölge düşen kısmı da ışık kendisi üretmediği için acize düşüyor ışık üretmede, yansıtmada diyelim. O zaman diyoruz bak bunun ışığı kendinden değilmiş. Niye? Karşısında değilken yapamadı. Ampul yanıyor. Ampulün ışığı kendinden mi yansıtıyor mu? Elektriği kesince anlıyorsunuz bunu. Aa bak kendisinden değilmiş, o elektrikli oluyormuş. Yani bu yansıma meselesi bir şeyin aslı arizi, zati arizi olduğu konusunda bir aydınlatıcılık veriyor. Güzel aynadan daha fazla şey, daha az acize düşüyor diyelim güzelliğinde ama hep güzel güzelliğini kendinde taşıyabiliyor mu? Hayır, onun da sınırı var. Yaşla ilgili sınırları var değil mi? Yaşlanınca o güzellik kalmıyor. Yüzde kırışıklıklar oluyor. İşte ne bileyim başka başka farklılaşmalar oluyor. Diyorsunuz ki bak gençliğinde ne güzeldi, şimdi ne hale geldi. Veya hastalık oluyor yüzünde, Allah muhafaza bir işte cilt hastalığı olsun. Bakın ne kadar güzeldi, Allah muhafaza sedef hastalığı oldu, bir hastalık oldu, başka bir şey oldu. O bütünlük bozuldu. Veya başka gerekçelerle, sebeplerle bakıyorsunuz ki kavga etti, kavgada darbe aldı yüzüne, kaşına, gözüne. Yüzü böyle balon gibi oldu. Yine o güzelliğin zatıyla ilgili olmadığını oradan çıkarıyorsunuz. Bak bunda bu arziymiş. Kalmıyor onda. Onun zati özelliği olsaydı, o onu kendisi yaratıyor olsaydı onda acize düşmezdi. Tekrar altını çiziyorum. Bir şey yansıttığında acize, bir şey kendinde tezahür eden de acize düşüyorsa o onu yaratmıyor demektir. Bunu şimdi bütün kainata yayalım arkadaşlar. Bunu, bu tefekkürü bütün kainata yayalım. Hangi şeyin özelliği kendisinde baki kalıyor? Bak demir, çelik en sağlam şeyler, titanyum en sağlam şey, öyle diyorlar, en sağlam metal. O bile öyle kalmıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki işte benim gözlüğümün çerçevesi titanyumdandı. Öyle sattılar bana, bilmiyorum eğer dolandırılmadıysam, ama sağlam yani. Sağlamlığı açısından randıman aldım ben. İnce ama çok sağlam. Herhalde doğru. Gözlükçü beni aldatmadı. Şimdi bak o bile bakıyorum böyle şeyler var, emareler var. Eskimenin, yıpranmanın, çözülmenin emareleri var. Neden? Bekası yok çünkü. Arziliğini anlatıyor. Bu şeyler, bende gördüğüm bu kemal, bu sağlamlık, bu güzellik, bu letafet vesaire vesaire, bunlar bizim asli malımız değil. Kainat faniliğiyle, geçiciliğiyle bize hep bunu söylüyor. Bu üstümde gördüklerin aslında benim değil, bunlar bende yansıyor. Nasıl ay güneşin ışığını yansıtıyor, yansıtmadığında anlıyorsun ki bak bu ondan değilmiş, yansıtamadı. İbrahim Aleyhisselam'ın o muhteşem tefekküründe olduğu gibi, la uhibbu lafilin, batıp gidenleri sevmem tefekküründe olduğu gibi, ya demek ki onların malı değil bu diyor yani. Bunlar kalmıyor bu iş. Güneştir, aydır, yıldızlardır, hep öyle kalmıyorlar. Hep öyle kalmıyorlarsa diyor, bunların değil bu. Ben batıp gidenleri sevmem derken onda öyle bir derinlik var. Yani batıp gidenler değil sevilecek olan, asıl kim sahibiyse o sevilmeli. Size güzel bir sofra getiriyorlar. Sofraya mı aşık olmak mantıklıdır, onu ihsan edene mi? İhsan edene değil mi? Çünkü sofra gelip geçici, yediniz mi bitici. Ama arkasındaki hep yine verebilir. Mantıklı olan arkasındakine aşık olmaktır. Bir hediye getiriyorlar size. Hediyenin kabına aşık oluyorsunuz. Lan ne güzel ambalaj, o bittim, hastasıyım ben bu hediye. Ama orada bir teşekkür bekleyen, o ambalajı hazırlayan var. O ambalajın güzelliği, o işin, o kişinin içindeki kemalin güzelliği aslında. Onun anladığı sanatın, onun estetik algısının, cömertliğinin, merhametinin, gayretinin vesaire delili aslında. O gördüğün tezahür onun içindeki manevi değerleri işaret ediyor. La teşbih ve la temsil. Bizim kainatta gördüğümüz kemalatta, işte bu güzellik şeklinde, merhamet şeklinde, sağlamlık şeklinde, ne diyelim, hareketlilik şeklinde, sürat şeklinde,
vesaire vesaire. Yani gördüğümüz her hareket, her tezahür şekli için bunu genişletebilirsiniz. Onların hepsi de Cenab-ı Hakk'ın manevi güzelliğine delalet ediyor. Oradan geliyor onlar zaten. Kalmamalarıyla da gösteriyorlar ki bunlar bizim malımız değil. Bediüzzaman Hazretleri'ni yine atıf yapmadan geçmeyelim. Bir akarsu örneği var. Nasıl bir örnek bu? Şimdi bir akarsu düşünün. Siz de akarsuya bakıyorsunuz böyle yukarıdan bir yerden. Akarsunun bu tarafına ağaç gölgesi düşüyor, bu tarafına da ağaç gölgesi düşüyor. Yani sadece şu ortasındaki kısma güneş yansıyor diye düşünelim. Öyle bir yerdesiniz. Ben mesela şu an hayal edebiliyorum. Çünkü Kızılırmak'ta böyle manzaraları gördüm. Ağaç vardır, burada ağaç vardır. Ortasına sadece güneş düşer. Siz de belki başka akarsularda buna şahit olmuşsunuzdur. Şimdi böyle bir manzarada, şimdi şurada güneşin vurduğu yerde parıltılar başlıyor akarsuyun üzerinde. Yine güneşin vurmadığı yerde, yani ağacın gölgelik ettiği yerde o şey bitiyor. Parıltılar bitiyor. Başlıyor, bitiyor, başlıyor, bitiyor. Siz ne dersiniz? Ya bu parıltılar akarsunun malı değil. Neden? Çünkü başlıyor ve bitiyor. Bu başlangıca ve bitişe bakayım ben. Bu başlangıcı ve bitişte ne farklılık var? Ne değişiyor? Ha neymiş? Güneş vurmayı bırakıyormuş. O zaman bu parıltılar güneşin malı. Bu tefekkürü yapmamız lazım diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ölümle hayatın varlığının hikmeti. Kur'an'da buyruluyor ya, kısa bir mealiyle aklımda kalanla naklediyorum. Ne iş, nasıl işler yapacağınızı görmek üzere, nasıl ameller eyleyeceğinizi görmek üzere diyor. Ölümü ve hayatı Cenab-ı Hak yarattı. Bak, hayat, ölüm. Cenab-ı Hak ikisini de yarattı. Niçin? O arada ne olacaksınız? O parıltılar nasıl olacak sizde? Görmek için Cenab-ı Hak bizde tezahürünü istediği için yarattı. Ölümü ve hayatı, başlangıcı ve sonu yarattı. Faniliğimizi yarattı. Bunun fanilik aslında anlarda yaşadığımız ölüm. Ben şu anki Ahmet olarak ölüyorum ve bir sonraki andaki Ahmet olarak başlıyorum. Hücrelerimde bir sürü değişiklik oluyor. Ruhaniyetimde belki yaşadığım olaylarla bir sürü değişiklik oluyor. Bazen bir olay yaşıyorsunuz. Hani filmlerde olur, adam bir acı yaşar. Sabah bir kalkar, saçları ağarmış, böyle sakal da ağarmış falan. Yaşlandırma tekniğiyle gibi gibi. Hani bazen öyle olaylar olur, hayata bakışınızı değiştirir. Ne oldu? Öncesinde başka birisiydiniz, sonrasında başka birisi oldunuz. Bu da bir çeşit faniliğin, ölümün tadılışıdır. Yaşarken tadılışıdır. Değişirken tadılışıdır. Bir de bunun büyük tezahürü var. Cenab-ı Hak hüsnü hatime ile, imanla, Kur'an'la can verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şehadet lütfeylesin. Amin. Evet, bunu söyledik. Bu faniliğin bize öğrettiği yansımayı hatırladık. Yansımanın sadece ışıkla ilgili bir şey olmadığını, optiğin aslında kainatın tezahür şekli olduğunu bir şekilde. Elbette biz bunu söylerken kainatı hiçliğe atmıyoruz. Vahdetül vücutçu değiliz. Kainat var. Cenab-ı Hak yaratmış, yani arzi de olsa bir varlığı var. Ama bu varlık kendi üzerinde duran bir varlık değil. Cenab-ı Hakk'ın yaratmasıyla, işte ismi Kayyum'un tecellisiyle her an devam ettirilen bir varlık. Kendisi müstakil değil. Müstakil olsa kalır onda. Kalmıyor, gidiyor. Bunu buradan bu tefekkürle çıkarmak mümkün. Efendim nereden geldik buraya? İşte bu ilk cümleden, bu ilk cümleleri anlamak için. Hem dahi kainatın yüzünde serilmiş olan gayetle güzel ve sanatlı ve parlak ve süslü şu mevcudat, yani varlıklar, mevcudat, vücutlular. Vücut da varlık demek. Biz genelde beden için kullanıyoruz ama vücut köken olarak varlık demek. Mevcudat da var olan şeyler demek. Işık güneşi bildirdiği gibi, ışık güneşi bildirdiği gibi, bak ışık güneşi nasıl bildiriyor? Yansıtarak. Etkileyerek, karşılığında bir şeyler oluşturarak, mesela renkler oluşturarak, mesela ısı oluşturarak, gibi gibi parlaklık, parıltı oluşturarak, gibi gibi gösterdiği gibi misilsiz manevi bir cemalin mehasinini bildirir. Kainat da aynı şekilde bildiriyor. Bizdeki her şey de böyle bir yansıma. Ve nazirsiz, nazirsiz ne demek? Yani kıyaslanacağı bir şey yok. Öyle
onların cinsinden değil, onların kıyas olabileceği gibi bir şey de değil. Onlardan sonsuz aşkın. Burada ne diye verilmiş nazir? Benzersiz diye verilmiş, evet. Hafi bir hüsnün, gizli bir hüsnün, güzelliğin, letaifini, hoşluklarını, inceliklerini işar ediyor, işaret ediyor, gösteriyor. İşar, burada ne diye verilmiş? Evet, bildirmek. O münezzeh hüsün, bizdeki gibi kusurlu olmayan hüsün, Üstad Hazretleri bu kelimelere çok dikkat ediyor. O münezzeh hüsün, bizdeki kusurlardan beri olan hüsün, o mukaddes cemal, o yüce, yine bizdeki kusurlarla ilişkilendirmememiz için, o mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. Yani tabiri caizse bu yansıyanlardan dilimize bir bal değdiriliyor. Bak Allah bu kainatta neler neler yaptı, neler neler yapıyor. Daha neler neler yapabilir yani. Bak güneşi yaratmış, bak ayı yaratmış. Bak nerelerde ne büyük galaksiler şunları bunları yaratmış. Bu Allah neler neler yapar ya. Hani sabır için söylenir. Gün doğmadan neler doğar diye insanlar kendilerine sabır telkin etmek, ümit telkin etmek için söylerler. Bu ne demek? İşte kanuniyeti okuyorsun. Allah diyorsun gün doğmadan neler doğurur? Yani gün doğurmak az bir şey mi? Cenab-ı Hak her gün yapıyor bunu. Öyle bir kudret daha neler neler doğurur diyor yani. Güneşi yaratan için benim cüz'i meselelerim ne olabilir? Nasıl olabilir? Nasıl sorun olabilir? Diye biz böyle bundan ümit alıyoruz elhamdülillah. Ne kadar arifane, güzel bir cümle nesilden nesile dilimize yerleşmiş. Allah o büyüklerimizden razı olsun. O mukaddes cemalin cilvesinden esmalarda belki her isimde çok gizli defineler bulunduğunu işaret eder. Bu tezahür orayı fark etmemiz için, oraya bir bakmamız için, bu başlangıcın, bu bitişin kafamızı güneşe çevirmesi için. Bu güneş akarsuyun üzerindeki parıltılar kendi işi değil. Ne işi? Aa, güneş varmış. Bunu dememiz için. İşte şu derece âli, yüce, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasinini, güzelliğini bir mir'atta yani aynada görmek ve hüsnünün derecatını ve cemalinin mikyaslarını, güzelliğinin kıyaslarını, ölçülerini zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Burası ilginç bir bahis gerçekten. Yani Cenab-ı Hak bir, zaten eserlerinde kendisi kendi güzelliğini temaşa ediyor. La teşbih ve la temsil. İnsanın görmesi, insanın duyması, insanın başka işte hissetmesi falan bunlar Cenab-ı Hak'la birebir bizim kuracağımız benzerlikler değil haşa. Cenab-ı Hak görmesi bizim görmemiz gibi değil. Bizim görmemiz ışığa muhtaç. Karşısında bir nesne olmasına muhtaç. Veya işte ne diyelim göze muhtaç. Oradan gelecek de gözde işte mercek var, bilmem ne var, sarı nokta var falan. Yansımalar olacak falan filan. Oradan görüntü beyne gidecek falan falan. Bir sürü esbaptan şeye muhtaç bizim görmemiz. Cenab-ı Hakk'ın sebeplerden hiçbirisine ihtiyacı yok. Onun görmesi bizim görmemize benzetiliyor çünkü biz ancak onun üzerinden anlayabiliyoruz. Yoksa haşa bizim görmemiz onun görmesini sınırlayacak, açıklayacak bir içeriğe sahip değil. Sadece anlıyoruz küçüğün küçüğü. Ha bak biz görüyoruz Cenab-ı Hak da la teşbih ve la temsil bu şekilde bir görüyor. Ama böyle ne diyelim insanınki gibi kafa gözüyle değil, ışığa muhtaç bir şekilde değil. Zaten yaratan o. Yani yarattığına muhtaç olur mu yaratan? Böyle düşündüğümüz zaman doğru yere koymuş oluruz arkadaşlar. Kur'an'daki, sünnetteki, büyük İslam büyüklerinin yaptığı benzetmelerdeki şeyleri doğru anlamış oluruz. Yani bunlar sadece bir mikyas, bir kıyas, bir ufak fark ettiriş. Çünkü yoksa nasıl bileceğiz biz Allah'ı? Biz nihayetsiz küçüğüz, Allah sonsuz büyük. Ancak onun lütfettiği böyle benzetmelerle, o lütfetmiş, Kur'an'da yapmış bunları, vahiyle bize böyle bağışlarda bulunmuş. Bunlar hep bağış yani, çok büyük bağışlar.
O altın, zümrüt, gümüş bunlar ne ki? Asıl bağış Allah'ın kendini anlatması. Yoksa insan nasıl erişebilir o bilgiye? Kendi küçüklüğü içinde böyle bir marifete ulaşmak mümkün mü? O lütfediyor, biz de bu şekilde ufak bir mikyas. Ama haşa sümme haşa, buradan teşbih, teczim, yani insanı Allah'a benzetmek, Allah'ı insana benzetmek, haşa böyle şeylere varmamamız lazım. Cenab-ı Hak görüyor ama onun görüşü bizim görüşümüz gibi değil. Cenab-ı Hak duyuyor ama bizim duyuşumuz gibi değil. O bilişinin namları onlar. Biliyor. Onun namı olarak da bunları bize söylüyor. Evet. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise, Allah'ın cemali bizim için gizli. Çünkü bizim kapasitemiz onu, zatını haşa, sümme haşa, öyle kafa gözüyle falan yok, göremezsin ki. Allah cisim değil ki kafa gözüyle göresin. O yüzden onun cemali bizden gizli kalıyor. Bizim kapasitesizliğimizden dolayı onun cemali bizden gizli kalıyor. Bu anlamda. Yani sebepler üzerinden okuyabiliyoruz. Sebeplere muhtacız. Alem niye neden sonuç ilişkileri içinde yaratılmış? Neden elmayı ağaçtan alıyoruz, tarlayı sürüyoruz, ekinimiz oluyor vesaire vesaire. İşte her şey için sebeplere müracaat ediyoruz. O perdelerden biz okuma yapabiliyoruz. Bizim kapasitemiz bu kadarını kaldırıyor. Yoksa Allah onsuz da yaratırdı. Onun kudreti hepsini yapardı. Ama bizim o neden sonuç ilişkilerine ihtiyacımız var. Kısıtlılığımız içinde böyle mesafe alabiliyoruz. Mesela la teşbih ve la temsil, yine işte fehmimizi yaklaştırmak için kullanıyoruz böyle misalleri. Diyelim çocuğu babası kucağına alır, X yerden Y yere götürür yani. Kucağında taşıyarak. Ama öyle yapmıyor, ne yapıyor? Mesela ben yeğenimi mesela ne yapıyorum? İki elinden tutuyorum. O küçük küçük body body ufak ufak adımlar atıyor. Öyle gidiyoruz. Attığı adımın ölseniz belki 10 santimlik adımlar atıyor yani. Böyle küçük küçük adımlar atıyor. Mesafesi az. Öyle öyle ilerliyoruz. Bu benim onu daha hızlı götürmekten aciz olduğumdan değil. Çocuğun bacakları açılsın, biraz yürüsün. Canı yürümek de ister. Hareket etmek ister. Yani kabiliyetleri açılsın diye. Her ebeveyn, sadece yapan da ben değilim yani amca olarak. Her ebeveyn bunu, her akraba bunu yeğenine, çocuğuna yapıyor. Niçin yapıyor? Onun kapasitesi o kadar olduğu için öyle yapıyor, alıştırıyor onu. Yapabileceği kadarıyla yaptırıyor. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak da istediğini istediği şekilde yaratır. Kim ona karışabilir? Kim onu sınırlayabilir? Ama bizim kapasitesizliğimizden dolayı bu sınırlılık oluyor. Neden sonuç ilişkisi oluyor? Bir şeyler bir şeylerin üzerinden yaratılıyor. O onu yaratmıyor. Onun üzerinden yaratılıyor. Onun üzerinden yansıtılıyor. Bu kısıtlı perde yansıma üzerinden, tıpkı sinemada bir şeyi görmek gibi. Sinemada niye perde var? Perdeden ancak karşıdakiler görebilecek çünkü. Oraya yansıtılacak görüntü, oradan da herkes görebilecek. Gibi gibi kainat da bu yüzden var. Cenab-ı Hakk'ın zatını, o gizli cemalini biz bu küçük kapasitesizliğimizle, bu küçük idrakle, bu küçük kalple alamayız, kuşatamayız. Musa aleyhisselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın hani kelamını duymak istemiş. Cenab-ı Hak hani zatını da görmek istemiş. Onu da anlatılır. Dağ tecelli ediyor, dar parçalanıyor heybetinden. Musa aleyhisselam bayılıyor yani. O seste de öyle olmuş. Cenab-ı Hak bir şekilde ona belki de yine bir meleğinin, duymadığı daha önce bir meleğinin nidasını işittirdi. Yani Musa aleyhisselam şey olmuş böyle, hani bayılacak hale gelmiş. Ya Rabbi, senin konuşman böyle midir demiş. Cenab-ı Hak da ona cevaben buyurmuş ki, vahyetmiş ki, bütün lisanların kuvveti bendedir. Külliyatta da geçer o hadise. Kaynağını bilmiyorum ama yani külliyatta da Üstad Hazretleri naklediyor. Ya Cenab-ı Hakk'ın konuşması, Cenab-ı Hakk'ın görünmesi, bunlar bizim mahlukat olarak bu şekilde kaldırabileceğimiz şeyler değil. O lütfundan, kereminden onları böyle sınırlar içinde yapmış da, sebeplere takmış da, böyle böyle parça parça gidiyoruz yani. A, B, C ile okumayı söküyoruz. Birdenbire bize, ne diyeyim, en yüksek edebi eserin metnini önümüze koysalar ilkokul 1'de, okula girdik bismillah, önümüze açtılar şeyi koydular. İşte Risale-i Nur'u koydular mesela, hadi ilkokul 1 başla bunu okumaya.
Nasıl okuyacaksın? Okuyamazsın ki. Gibi de Cenab-ı Hak bizi dünyada eğitiyor. İşte sebepler aleminin, bu dar imtihanın, varlığının bir hikmetinde buradan düşünelim. Burada eğitiyor, o gizli cemali okumasını öğreniyoruz. Okumayı başaranlar cennete gidecek, diplomayı güzel alanlar, takdirname alanlar, maşallah onlara, inşallah biz de onlardan oluruz Allah'ın lütfuyla. Cennete gidecek çünkü başarılı oldu burada, okumayı öğrendi harfleri. Başarısız olan da cehenneme gidecek. Çünkü beceremedi okumayı, başka yerde hizmet edecek. Nasıl ki kötülemek değil, küçük görmek değil, haşa böyle düşünmeyelim. Hani örnek olarak söylüyorum. Yoksa her mesleğin kendine göre kıymeti var, sevabı var. Bir okulda başarılı olan okulun üst derecesi neyse oraya geçer. Başarısız olan da okulun hizmetlerini görür, değil mi? Askerde de böyledir. İyi asker, başarılı asker. Onu alırlar. Mesela komando olur, şu olur, bu olur. Üst kademeye geçer. Böyle şey işlerle uğraşmaz. Çatışma olur oraya gider. Operasyon olur oraya gider. Böyle patates matates soymaz. Ama daha düşük kapasiteli olan diyelim ya da oranı uygun olmayan ne olur? Aşağı hizmetlere verilir. Belki ötekilerin malzemesini taşır. Belki sağlıkta olur. Belki patateslerini soyar. Yani bunlar küçük görmek için değil. Ama orada bile görüyoruz değil mi? Böyle bir görev ayrımı var. Cennet ve cehennem de aslında bir anlamda görev ayrımı. Allah-u Teala'yı doğru bilenler cennette devam edecekler bu yansıtma işine, bu okuma işine, bu tesbih işine, tezkir işine devam edecekler cennette. Yapmayanlar, beceremeyenler onun alt hizmetleri var. Varlığın nasıl cennet lazım, cehennem de lazım yani o varlığın devamı için. O cehennemdeki alt hizmetleri yapacaklar. Tabi bunun azabı da olacak. Alt hizmetler çileli işler. Öyle kolay değiller. Ötekinde de şeyler var ama Cenab-ı Hak lütfundan bize onu tattırmayacak. Ama cehennemdekiler bu işin sıkıntısını çekecekler diye rivayetler bize anlatıyor. Efendim nereden nereye geldik? Bakalım vaktimiz var daha. Güzel. İşte şu derece âli, nazirsiz, gizli bir cemal ise kendi mehasini bir mir'atta görmek ve hüsnünün derecatını, güzelliğinin derecelerini ve cemalinin mikyaslarını zişur ve müştak bir aynede müşahede etmek istediği gibi. Ya cömertsin, elin geniş, görmek istersin insanlarda değil mi bunun tezahürünü? Ya bak insanlar nasıl seviniyor, mutlu oluyorlar bağış yaptığımda. Veya işte sofra kurdun, insanlar o sofrada yiyorlar, içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Sen de o sofrayı kuran olarak böyle mutlu oluyorsun. Bak insanlar ne güzel burada toplandı, hoş bir şey oldu. Bir muhabbet tesis edildi. İnsanlar hoş, yani hoşlandılar, mutlu oldular. İyi bir şeye vesile oldum diye biz insan dairesinde bile bunu hissediyoruz kendi içimizde. Cenab-ı Hak da lütfediyor, kerem ediyor, bağışlıyor. Güzelliğinden, cemalinden kainata. Ne oluyor böylece? Hüsnünün derecatı ve cemalinin mikyasları. Zişuur, şuur sahibi ve müştak, kendisine düşkün, aşık aynalarda müşahede ediliyor. Yani Cenab-ı Hak görüyor. Yani güzelliğin tezahürünü görüyor. Onların kendisine olan şeyini görüyor. Yani ne diyelim, hayranlığını görüyor. Mahlukatının hayranlığını görüyor kendisinde, onlara yaptığı bağışlarla. Onların geldiği hoş şekli anlıyor. Anlıyor demeyelim, Cenab-ı Hak her şeyi biliyor zaten de işte kelimeler yetmiyor artık bu alanda. Siz benim hatalarımı kafanızda tasfiye ederek kalbinize alın. Başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Hem görmek istiyor hem görünmek istiyor. Bizzat kendisi de görüyor mahlukatta, hem de başkaları da görsün zişuurlar. Onların nazarıyla da kendi kemali tefekkür edilsin, müşahede edilsin istiyor Cenab-ı Hak. Yoksa şuurluları yaratmazdı zaten. Bakınız, canlıların şuurlarının ne olduğunu farkında olanlarının, akıl sahiplerinin varlığı, Cenab-ı Hakk'ın sadece görmek değil, görünmek de istediğinin delili. Bir de şu var, kainatın bilinebilecek şekilde yaratılması da onun yine görünmek, sadece görmek için değil, görünmek için de yaratıldığının delili.
Yani Cenab-ı Hak kainatı bu kadar ayetini serpiştirmiş. Hatta onları tefekkür ettiğimizde teknoloji şu bu şeklinde bize ihsanatı da oluyor değil mi? Sırları kavradığımız zaman onları uyguluyoruz pratikte. Kendimize kolaylıklar elde ediyoruz. Uçaktır, işte ne bileyim köprüdür, gemidir, şudur budur, bir sürü şey, trendir, yapabiliyoruz. O tekniği çözdüğümüz zaman, kainata serpiştirdiğimiz yasaları çözdüğümüz zaman lezzetle lütfediliyor. Sanki hani bu işin peşinden giderseniz size mükafat var denilmiş gibi, yola serpiştirilmiş altınlar gibi veya bir güvercini, bir canlıyı bir yola sevk etmek için hani yoluna dökersiniz bir şeyler, onları yiyerek ilerler gibi gibi. Bize de böyle ücretler serpiştirilmiş kainata. Yaratan sanki orada ilerlememizi istiyor. Sankisi fazla öyle zaten yani. O tefekkürlerde ilerlememizi istiyor. O detaylara daha çok girmemizi istiyor. Ama ne için? Kendisine ayet olarak okumak için. Yoksa maddede boğulmak için değil. Maddede boğulan işte onun cezasını cehennemde görecek, o boğulmasının cezasını. Evet, başkalarının nazarıyla yine sevgili cemaline bakmak için görünmek de ister. Demek iki veçh ile kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynalarda bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve mütehayyir olan istihsancıların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Bir güzel aşçı, bir güzel anne çeşit çeşit yemek yapıyor, koyuyor sofraya. Sofrada bir ne görüyor? Ben nasıl iyi bir aşçıyım? Orada görüyor, köftede görüyor, baklavada görüyor, çorbada görüyor. Atıyorum işte ne yapmışsa orada, salatada görüyor. Hepsinde ayrı ayrı kendi sanatını görüyor, yeteneğini görüyor, emeğini görüyor. Ama bir de yiyenlerin nazarında görüşü var. Biri geliyor köfteden bir tane alıyor. Allah ne güzel yapmışsın, ellerine sağlık diyor. Bey diyor, eline sağlık hanım diyor. Çocukları diyor, anne eline sağlık diyor. Onların üzerinden de görmüş oluyor. İnsanın tesbihi, tezkiri, şükrü, hamdı, o kelimat-ı mübareke dilimizdeki bunlar ne alana tekabül ediyor? La teşbih ve la temsil, işte o sofradaki yiyenlerin şeyine, insanın gördüğü fonksiyon. Biz o sofradaki yiyenleriz. Melekler de var tabii, sadece biz değiliz, cinler de var. Ama insana Cenab-ı Hak burada daha bir zenginlik vermiş, daha bir genişlik vermiş. İnsan 40 türlü şeyden anlıyor. Melekler sadece bir tür rızkı var. Mesela tesbihattan zevk alıyor, güzel kokudan zevk alıyor. Ama insanoğlu yediğinin bilmem kaç şekli var, gördüğünün bilmem kaç şekli var, okuduğunun bilmem kaç şekli var. İnsan daha zengin bir şekilde, daha gurme. Kendisi farkında olmasa bile daha böyle kapasiteli bir yiyici, bir misafir olarak sofrada. O yüzden durum önemli. Nimetleri inkar ederse onun cezası da var. Geldin o köfteyi yedin, o baklavayı yedin. Ne bunlar ya falan dediysen onun da bir şeyi var ama yaptırımı. O emeği ziyan edemezsin yani. Onların değerini bilmek zorundasın. Sofranın sahibine vermek zorundasın övgüyü. Oradaki sanatı. Ona vermezsen sofraya nankörlük etmiş olursun yani. İkram edene nankörlük etmiş olursun. Evet, hayvan gibi yiyip içmek yok. Biz daha fazlasını başarmak zorundayız. Bizi bu yüzden yaratmış Mevlamız. Evet, demek iki veç ile kendi cemaline bakmak, biri her biri başka başka renkte olan aynelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak olan seyirci ve mütahhir olan istihsancıların, güzel bulanların müşahedesiyle müşahede etmek ister. Demek hüsn ve cemal görmek ve görünmek ister. Görmek ve görünmek ise müştak seyirci, mütehayyir, hayretli, istihsan edicilerin vücudunu ister. Hüsn ve cemal ebedi, sermedi olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Sofra sürekli seyirci, pardon yiyici bir günlük. Olmaz öyle. Sofra ebedi ise yiyecekler de ebedi olur. O sofra boş kalmaz. Sofra boş kalırsa sofra abes olur. Hüsn ve cemal ebedi sermedi olduğundan müştakların devamı vücutlarını ister. Çünkü daimi bir cemal, sonsuz bir cemal, hep kalıcı bir cemal,
zail, geçici bir müştaka razı olamaz. Gitmesini istemez, bitmesini istemez. Razı olmaz yani. O sofra hep var çünkü. O cömertlik hep var. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan, bencil insan, kendisi için dertlenen insan sadece, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişemediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunun sırrı bundan anlaşılıyor. Kafir niye Allah'a düşmanlık ediyor? Çünkü fıtratının istediği şekilde eline geçmiyor dünya. Fıtratı sonsuzca istiyor ama kendi inançsızlığından dolayı varlık geçici. Yani onun bekaya bakan boyutunu göremediği için varlık ona hep geçici geliyor. O geçicilikten de şekva doğuyor. Allah'ım beni niye yarattın? Allah'ım bu acılar niye var? Allah'ım savaşlar niye var? Oradan hep adavet, düşmanlık, böyle bir çağda yaşamak istemiyorum. Böyle olayların olduğu bir dünya istemiyorum. Lan bir tek onlar mı var? Manyak. Sen hep kötüsüne bakıyorsun. Bir de arkasını göremeden bakıyorsun. O bütündeki şeyini, anlamını göremeden bakıyorsun. Cennette, cehennemdeki telafisini göremeden bakıyorsun. Ondan sonra Allah'ım beni niye yarattın? Allah'ım işte bu çağda yaşamak istemiyorum. Allah'ım bilmem ne. Git at kendini köprüden aşağı o zaman. Atabiliyor musun? Yok. Çünkü biliyorsun hayatın lezzetli olduğunu biliyorsun. Yaşarken güzel olduğunu biliyorsun. O tweetleri, o mesajları sallarken bir taraftan da önünde baklava vardır belki. Onları götürüyorsun. Çerez vardır, onları götürüyorsun. Akşam film vardır, onu hayal ediyorsun. Şunu izlerim, bunu izlerim falan diye. Kafanda 40 tane böyle şey var. Orada bir taraftan da böyle Allah'ım bu niye var, Allah'ım şu niye var. Onları aşman için var. Onların size, sana anlattığı şeyi, faniliği görmen için var. Onlardaki faniliğe bakıp hayatın bundan ibaret olmadığını düşünmen için var. Yoksa onlara bakıp Allah'a düşmanlık etmek için değil onlar. Haşa sümme haşa. Evet, dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci zevalin tasavvuruyla muhabbete adavete döner dedik. Buna bir misal verelim. Adam idam mahkumu diyelim. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Ankara'da asacaklar. Ankara'ya giderken de adama böyle ilginin bini bir para. İşte önüne şunu getiriyorlar, bunu getiriyorlar, şuna bak diyorlar, bunu ye diyorlar falan filan. Adam ne yapar? Hani onu ben idama gidiyorsam bunu hakaret algılarım. Ben derim maytap mı geçiyorsunuz bende? Bir asacaksınız beni ya. Ankara'ya gittim, asacaksınız beni. O zaman daha bunlarla ne oynatıyorsunuz ya da ne gönlümü eğlendiriyorsunuz veya niye beni kandırmaya çalışıyorsunuz? Çocuklar mesela söz verdin yapmadın nasıl kızıyorlar? Veya almayacaksan niye işte beni buraya getirdin falan diye nasıl atarlanıyorlar? Oyuncakçı da şurada burada vesaire. Onu düşünelim. Onlar bize kendimizi de anlatıyorlar yani o çocukların o tavırları. Biz de eğer bekaya inanmazsak, Allah'a inanmazsak, ahirete inanmazsak o zaman bu dünyada şeye döneriz. Gösteren ama vermeyen bir oyuncakçıda geziyormuş durumuna düşürüz. O zaman kızarız ya bunları niye bize gösteriyorsun, beni mi oynatıyorsun? Eline veriyorsun geri çekiyorsun, eline veriyorsun geri çekiyorsun ya da uzatıyorsun geri çekiyorsun. Elinde şeker var, çocuğa uzatıyorsun, aa ediyor geri çekiyorsun. Uzatıyorsun, aa ediyor geri çekiyorsun. Çocuk ne yapar? En son üçüncüsünde ağlamaya başlar. Kızar yani, vurur elinizdekine. Hayvanlar bile izliyorum, bazı videolar var. Hayvana bile bir iki kere yapsan hayvan kızıyor. Almıyor üçüncüsünde, kafasını çeviriyor. Köpek var, eşek var, maymunlu var, öyle videolarını gördüm nette. Ne bu? İşte insanın da içinde olan bir şey bu. Sonsuzluğu yoksa küsüyoruz. Bu bize niye verildi o zaman ya? Keşke tanışmasaydık biz bununla. Ayrılığını yaşayacaksam, çöllere düşeceksem, Mecnun olacaksam Leyla'yı bana niye gösterdin diyoruz. Kerem gibi yanacaksam, Kerem yanmamıştı ya, Kerem dağı delmişti galiba. Ferhat yanmıştı. Yoksa Ferhat mı dağdan? Ferhat dağı demişti, Kerem yanmıştı galiba. Neyse, karıştı orası.
Kerem gibi yanacaksam Şirin'i bana niye gösterdin? Diyoruz mesela. İçimizde hep o şey var. Burada da onu söylüyor. Yani Allah-u Teala niye böyle bir şey yapsın ya? Sana bu kadar kendisini sevdirmeye çalışıyor. Niye seni hiçliğe gönderip bu sevgiyi nefrete çevirsin? Niye böyle bir şey yapsın Allah? Allah haşa tutarlıklardan, tutarsızlıklardan münezzehtir yani. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Hayreti istihfafa, hayreti hafif bulmaya, önemsememeye, hürmeti tahkire meyleder. Eline geçmiyor ya, hürmeti tahkire meyleder. Çünkü hodgam insan, bilmediği şeye düşman olduğu gibi, yetişemediği şeye de zıttır. Halbuki nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir şevk ve istihsan ile mukabeleye layık olan bir cemale karşı zımnen bir adavet ve kin ve inkar ile mukabele eder. İşte kafir Allah'ın düşmanı olduğunu sırrı bundan anlaşılıyor. Ahireti görmediği için Allah'ın bu dünyadaki her güzellikle tanıştırmasını kendisiyle bir gönül eğlenme sanıyor. Kendisini bir kandırma sanıyor. İşte bir şeker uzatıp geri çekmek sanıyor. Kafir bu yüzden Allah'a düşman oluyor. Bakın yani o insanların psikolojisine. Bu psikoloji. Eline geçmediğinden kızıyor. Halbuki eline geçmeyecek çünkü ahiret var. Ahirette verilecek bunlar. Bu dünyada tattırılıyor numuneleri. Orayı gör diye, oraya çalış diye. Evet. 4 dakikamız var. Metni bitirelim o zaman en azından. 5. hakikate geçmiş olalım. Madem o nihayetsiz sehavet, cud, o misilsiz cemal. Ha pardon, burada bir haşiye varmış yahu. Daha yukarıdaymış. Okuyalım bu haşiyeyi. Bu yukarıdaki mevzunun haşiyesiymiş. Gerçi ben orada bilmeden o örneği verdim ama burada anlatılıyormuş zaten. Haşiye, aynı misal mevcudatın birbiri arkasında zeval ve fenalarıyla beraber arkalarından gelenlerin üstünde ve yüzlerinde aynı hüsn ve cemalin cilvesinin bulunması gösterir ki cemal onların değil. Belki o cemaller bir hüsn-ü münezzeh ve bir cemali mukaddesin ayatı ve emeratıdır. Annesi güzeldi genç kızken. Çocuğu oldu, yaşlandı, güzellik yüzünden gitti bir miktar. Ne oldu? Ama kızına geçti. Kızı da güzel. O kız da büyüdü, yaşlandı, çocuk sahibi oldu. Onun da yüzünden gitti güzellik bir miktar. Ne oldu? Onun kızına geçti. Akarsu'daki gibi aynı. Bizim değil o güzellik demek istiyoruz yani bununla. Madem o nihayetsiz sehavet, cud ve o misilsiz cemal hüsün, o kusursuz kemalat ebedi müteşekkirleri, müştakları, müstahsinleri iktiza ederler, halbuki şu misafirhaneyi dünyada görüyoruz. Herkes çabuk gidip kayboluyor. O iş burada olmuyor. O sehavetin ihsanını ancak bir parça tadar. İştihası açılır. Fakat yemez, gider. O cemal, o kemalin dahi ancak biraz ışığına, belki bir zayıf gölgesine bir anda bakıp doymadan gider. Demek bir seyrengahı daimiye gidiliyor. Burası fragman. Filmin asıl gösterim yeri orası. Elhasıl nasıl ki şu alem bütün mevcudatıyla Sani-i Zülcelal'ine kat'i delalet eder, Sani-i Zülcelal'inde sıfat ve esma-i kutsiyesi dar-ı ahirete delalet eder ve gösterir ve ister. Bu cümlenin de aslında Haşir Risalesi'nin ve başta okuduğumuz ayetin özeti olduğunu söyledik. Varlık nasıl bir Allah'ı gösteriyor? Bütününe baktığımızda, detaylarına indiğimizde. Sonra insandaki daireye bakıyoruz. Bazı uyumsuzluklar var. Öyle bir Allah'ın, kainatta gözüken bir Allah'ın insandaki uyumsuzlukları, o farklılıkları, o işte zalimin zalimliğiyle, mazlumun mazlumiyetiyle gitmesi vesaire bunları yaratmayacağını düşünüyoruz. Oradan onun sıfat ve esma-i kutsiyesinden dar-ı ahirete işaretler, deliller çıkarabiliyoruz. Bu ayet-i kerimenin bize öğrettiği bakış, Haşir Risalesi'nin tamamında olan yöntem bu. Burada da iki cümle içinde özetlenmiş. Evet, vaktimiz de tam dolmak üzere. Yeter. Bu bahsi bitirmiş sayalım. Artık 4. hakikatle vedalaşmış sayalım. Yarın inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle 5. hakikati okumaya, tefekkür etmeye gayret ederiz arkadaşlar. Hep hatırımızda olsun.
Çünkü dünyaya dayanmak da bir ölçüde bununla mümkün. İlla ki herkesin başına acı tatlı bir sürü şey geliyor. Tatsızı geldiğinde şunu düşüneceğiz. Burası fragman. Fragmanlarda nasıl oluyor? Filmin böyle heyecanlı yerlerinden, duygusal yerlerinden, komik yerlerinden kesitler oluyor ama tamamını göremiyorsunuz. Ne oluyordu şimdi acaba burada diyorsunuz. Fragman onu dedirtmeye çalışıyor zaten. Fragman diyor ki hani bu fragmanı görsünler, biraz heyecanlansınlar, filmin aslına gitsinler, baksınlar, müşteri olsunlar. Fragmanın amacı bu. La teşbih ve la temsil, dünyanın da amacı bu. Bize bir sürü şey tattırılıyor, bir sürü şeyle tanıştırılıyoruz, sevdiriliyoruz, üzülüyoruz vesaire, duygusallıklar falan filan. Bir sürü şey oluyor. Ne için? Ya, niye bu kadar kaldı dememiz için yani. Bu kadar değildir bu dememiz için. Asıl gösterime, baki gösterime, sonsuz gösterime müşteri olmamız için Cenab-ı Hak lütfu keremiyle, hidayetiyle bizi o yolu seferber eylesin. Bu dünyada tattığımız güzelliklerini cennette ebedi bir şekilde, ebedi sinemalarda seyredebilmeyi, tadabilmeyi, izleyebilmeyi, görebilmeyi lütfu keremiyle nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Böylece Haşr Risalesinde bir adım daha ileri gitmiş oluyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahumil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.